çıksın yine başımın tatlı belası. Davetsiz davetsiz. Gel aşkım. Çocuk beni görünce kaçtı, gelmiyor. Yiyecek bir şeyi parfüm yapma şansın olsa hangisini yapardın? Portakal kokusu var işte önünde. Bak yapmışlar, hazırı var. Niye beni uğraştırıyorsun? Ne böyle o? İstinye park kokuyor bu. İşte Araf kokuyor. Bunu almıyor. Anneciğim. Yaz onu oradan devirmeyesin, kırmayasın kadının bacaklarını. Ay aşkım kırmam. Sakarlığına. Ben pahalı şeyleri beğenmiyorum herhalde. O bayağı fakir ruhlu bir kadın. Ay bu arada dilim ısırdım, konuşamıyorum. Böyle stres. Alfayım. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum kokun hala üzerimde. Ama hangi kokun? Hangi merhaba. Kokun? Hangi kokun? Nasıl bir koku? Nasıl bir koku hayal ederdin? Çilek tadında muz kokusu. Ben aşkım egzantrik, bana böyle sorular sorma. Çilek kokusu, muz kokusu nedir ya? Şurup kokusu seviyorsun sen. Bayılırım. Bir ara şey furyası vardı, adını unuttum. Erkek parfümü, Gold. Ne? Dışı. One Million mı? One Million, yep. Ondan kullandım. Ben erkek parfümleri de çok kullandım. Hala kullanıyorum. Benim rahmetli kullanıyordu onu. Yani direkt burnuma geldi kokusu. Gerçekten. Keskin. Dur bakayım, şundan bahsediyorsun. Bak bende bayanı var. Bu çok feminen bir koku ama. Bunun erkeği de ben çok güzel. Ben erkeğini aldım hep. Türk erkeği de çok güzel bunun, bayanı da. Gelir gelmez eve böyle tezgah açılmış. Bir sürü parfümlerle karşıladı arkadaşım. Beni bu arada size giriş yapmayı unuttuk. Ne haber ya? Biz iyi böyle, kokular içindeyiz. Bugün çiçek bahçeleri arasında gezeceğiz. Bugün nedense böyle sana parfümlerimi göstermek istedim. Çünkü çok soruluyor. En çok hangi parfümleri kullanıyorsun? Ne tarz parfümler kullanıyorsun? İşte bebekle beraber nasıl kullanıyorsun tarzı? Mesela İlter'in de parfümü var. Getirelim mi İlter'in parfümü? Gerçekten Delin mi? Şey mi? Mustela'nın, onunki alkolsüz. O da çok seviyor. Oynuyor da. O yüzden hani bugün böyle parfümlerle bir şeyler yapalım istedim seninle. Hazır gelmişsin yine başımın tatlı belası. Davetsiz davetsiz. Aşkım şey, geçen Twitter'da böyle çok bir video dönüyor, görmüşsündür belki. Parfümün doğru yerlere sıkılışı diye. Evet. 5 noktaya sıkıyorlar. Damarlar, buraya. Kulak buraya, arkası. Aynen. Kulak arkası, burası, şurası. Erkekler kravatının burasına. Şurası ve şurası. Tam şurası, şu boşluk. Bir de enseye. Evet, ensede. Ben genelde saçlarıma sıkıyorum çünkü rüzgar uçurduğunda saçlarından mis gibi koku geliyor. Hani ama derler sen... ya, kadın gitti kokusu kaldı. İlter Milan geliyor. Gel bebeğim, gel aşkım ama dağıtma lütfen. Gel. Tamam mı sevgilim? Gel aşkım. Çocuk beni görünce kaçtı, gelmiyor. Duydun mu beni? Kadın, kadın gitti, kokusu kaldı. Kadar güzel bir şey. Bir de şöyle bir şey var. İnsanların aklına direkt kokuyla geliyorsun. Anneciğim yaramazlık yok aşkım. Direkt böyle mesela ben eskiden mesela Lancome'un hipnozunu çok kullanırdım. Burada var. Ben o kokuyu hiç sevmedim. Lila rengi değil mi? Şöyle dönen şişesi. Evet. Hiç sevmedim o kokuyu. Nazlavarat dediklerinde Lancome hipnoz geliyordu. Benim de bu. Rodriguez. Açık rengi ve koyu rengi. Bayılıyorum. Şu anda da C geliyor. C'nin bu ara kırmızısını çok seviyorum. Siyahını kullanıyorum. Açık rengini geçen sene bayağı bir kullandım. Skandal çok seviyorum. Güzelmiş. Bak o da Rodriguez'ci. Biliyorsun, aferin anneciğim. Hayır, onlarla oynuyor o yüzden. Onlar onun oyuncağı, biliyor oğlum neyle oynayacağını. Nazlı sık sık parfüm değiştiriyor musun? Şöyle, hani mesela gündüz bunu kullanıyorsam. Aha. Gündüz bu daha hafif bir koku, daha böyle. Bu daha kadınsı ve kalıcı bir koku. Zaten aha, hepsinde o da parfüm tercih ediyoruz. Peki Nazlı bir şey söyleyeceğim. Yiyecek bir şeyi parfüm yapma şansın olsa hangisini yapardın? Yiyecek bir şeyi. Hani böyle kokusunu sevdiğin, ne bileyim böyle krema olur, krem şanti. Ya da atıyorum fırından çıkan kek kokusu falan. Hani böyle sevdiğimiz kokulardan. Kivi olabilir. Kivi kokusu. Kivi kokusu. Kivi nasıl kokuyor kız? Kivinin o taze kokusu vardır ya. Kesince portakal kokusu var işte önünde. Bak yapmışlar, hazırı var. Niye beni uğraştırıyorsun o yüzden? Ne bileyim aşkım, hayal. Kivi kokusu taze geldi böyle fresh. Video bunlar... bitti çünkü ben saçma soru soruyorum. Çok soru. Bak şu parfüm çok güzel. Dubai'den geldi. Arkadaşım getirdi bunu. Bakayım. Bu Arap starları kullanıyormuş bunu.
çok meşhurmuş, çok pahalı ve çok güzel bir koku. Ama mesela ben sevmiyorum. Ne o? İstinye Park kokuyor bu. İşte Araf kokuyor. İşte bak dedin ya, hangi kokuları sevmiyorsun? Bu tarz kokuları sevmiyorum. Ay korkunç. Ağır geliyor. Nazlı peki böyle kombinlerine göre parfüm seçiyor musun? Atıyorum çiçekli bir elbise giydin, çiçek kokusu mu, kadifeler evet, giydin, daha baharat mı? Beyaz olursun. Giydiğinde özellikle pudra kokmak isterdim. Anneciğim. Beyaz böyle pudradır ya, sen de biliyorsun işte Narciso Rodriguez'in. O çok güzel. Evet, o böyle pudramsı. Bunu ben kokladığımda gelin aklıma geliyor. Gelinler böyle kokar ya mis gibi. Gelin çiçekleri falan, o aklıma geliyor. Sen de direkt çok güzel dedin. Bu tarz kullanıyorum. Ama mesela gece dışarıya çıktığımda daha böyle kadın kadın, işte o tarz sevmiyorum. Kızlarla söylüyorsun bana ne tarz sevmiyorsun, o tarz. Mesela o zaman kadın kadın, mesela Skandava gördün mü bak. Ay yalnız. Topuklu ayakkabıları kadın baş aşağı direkt yani. Şişesi de Skandal al bunun, çok acayip güzel. Acayip Skandal. Olay. Mesela bak şu Miss Dior Sherry. Çok güzeldir, şekerli bir kokudur. Aynen senin o şurup dediğin gibi kokulardan. Ama aynı zamanda da bir kadınsılık vardır içinde. Sanırım onun içinde vanilya var. Değil mi? Bu da pudretik sanki, hafif. Ama ben bu Skandal'a bayıldım arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Skandal benim favori kokum. Çok seviyorum. Bayağı çiçek çiçek kokuyor. İnanılmaz yaz, temiz bir koku. Yaz kış kullanıyorum, bayılıyorum. Bu ne kadar sence? Skandal 1000 lira falan. Bayağı pahalı bir parfüm. Güzelmiş ama. Ama değiyor yani. Sonuçta her gün spora giderken baskıcık halin yok. Orada özel bir zaman aynen olduğunda kullanıyorsun. Yalnız onu oradan devirmeyesin, kırmayasın kadının bacaklarını. Ay aşkım kırmam. Sakarlığına. Bak şu ayakkabıları çok seviyorum ben. Bundan bana da geçen hediye gönderdiler. Caroline Herrera'nın. Şunu çok seviyorum, bu rengini. Bak zaten en az kaldı. Bunlar bayağı dolu. İlk bu çıktı. Bununla başladım ben kullanmaya. Sonra buna geçtim. Bunu da çok seviyorum. Ama bu çok güzel. Bak bunda da var freshlik, gördün mü? Bu arada parfüm şişeleri de çok güzel değil evet, mi? Ben zaten şişesine göre alıyorum. Mesela Duty Free'ye falan böyle girdiğimde, yurt dışından geldiğimde tabii şey, orada daha çok çeşit oluyor. Direkt şişelerine aşık olarak alıyorum. Ay buna da bayılıyorum. Çok güzel kokuyor. Kylie Jenner yüzü oldu onun. Direkt mesela Kylie Jenner'dan bile etkilenerek onu alabilirim yani. Çok hoşuma gidiyor. Ben parfümde biraz sabitçiyim ya. Ay bu arada dilimi ısırdım, konuşamıyorum. Böyle stres. Canım nasıl acıyor. Sabitçisin? Yani hani 5 sene bir parfümü kullanıyorum. Ya 3-4 tane parfümüm var, hep onlardan alıyorum. Çok değişik parfüm almıyorum. Bakayım senin kokuna. Bakayım. Ben bir ara şunu çok kullanıyordum. Bu 212 değil de. Çok güzel kokuyor. Diğerine. Gel. 212 VIP Rose, bak onu getirmemişiz o yukarıda. 212 şurada. Ha buna bayıldı. Hayır bu da 212. Bilmiyorum, 212 olarak biliyorum. Aha, ondan bir ara kullandım. 212 VIP Rose var bunun şeyi. Herkes bir ara soruyordu bana. Hep onu kullanıyorum. Bunlar şey, çantalık işte. Aynen onları ben de çıkarttım. Çantaya bomba gibi. Çantalık bunlar. Bu çanta olarak. Şayet çantanızda parfüm taşımak istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. 212'nin iki taraflı. Hem geç bitiyor, hem kokusu çok başarılı. 7/24 kullanabilirsiniz. Fiyatı da makul, evet. Her bütçeye göre. Nazlı. Gayet güzel bir tercih olabilir sizler için. Bu? Aa, o da çok güzel. Bak o pahalı bir parfümdür. Ay ben bunu hiç beğenmedim. Ben pahalı şeyleri beğenmiyorum herhalde. O bayağı pahalı bir parfüm. Kendi parfümünü çıkartacak olsan nasıl bir şey yapardın ve kokusu nasıl olurdu? Üf. Direkt suratıma geldi. Sana sıkayım dedim. Kendi parfümü çıkartsam. Yani benim gibi olurdu. Biraz şımarık, biraz seksi, biraz da cool olurdu. Yani hem soğuk hem sıcak. Ne soğuk ne sıcak. İkisinin ortası olurdu. Yanar dönerli bir kokum olurdu. Yanar dönerli ama bir yandan da çekici olmasını isterdim. Hani, afrodizyak evet, etkili. Evet, afrodizyak etkili olmasını isterdim. Hiç düşünmedim parfüm çıkartmayı. Çatlak krem ve yağ çıkartacağım şimdi. Önümdeki proje o. Çünkü doğumda hiç çatlağım olmadığı için kadınlar tarafından çok soruluyor. Bazen veriyorum formülünü ama hani yani sonuçta onu çıkartmak istiyorum artık. Kendi formülünü. Çünkü kendim bir şeyler yaptım, hep sürdüm vücuduma. O yüzden etkilerini gördüm. Parfüm hiç düşünmedim. Parfüm sonraki şey ama güzel olabilir yani. Çünkü geçen sefer de söyledim sana, bir kadının olmazsa olmazı parfümdür. Evet, çok potlu bir videoydu. Eğer evet, o videomuzu izlemek istiyorsanız hop şurada bir yerde linkte kutu açtığımız mutlaka videoda. Mutlaka izleyin.
O kargoları açtığımız... Kadının olmazsa olmazı kokusudur. Bir kadın evinden dışarıya çıkmadan ya da arabadan inmeden ya da yeni tanışacağı, yeni gireceği bir ortama girmeden mutlaka parfüm sıkmalı bence. aynı zamanda senin karakterin hakkında da karşı tarafa bilgi veriyor. Mesela bir iş görüşmesine gittiğinde bile parfüm karşı tarafı ikna edebiliyor. Yani sonuçta mesela maskülen bir kadın. Yani erkek parfüm de kullanıyor bazen. Yakışıyor, taşıyan olursa. Ben işte. Yakıştırıyor. Sen kullanıyor musun? Kullanıyorum. Erkek parfüm ben çok severim. Niye? Niye bilmiyorum. Kullanıyorsun? Niye kadınsın? Niye tek giyiyorsun? Ne bileyim. Alfayım. Baharatlı, şekerli kokular daima bir kadın için daha uygundur. Şekerli kullanmayın. Şekerli. Beni dinleyin. Bak hepsini sıktım burada diye. kombini ne yapacağız bugün? Üzerindekiler mi? Evet, üzerimdekiler. Hadi. Tamam, hadi yavaştan gidelim. Toparlanalım. İlter her yeri dağıttın çocuğum. Misler gibi kokuyorsun. Nereye gidiliyor? Milano'ya gidiyorum. Kahve içmeye. Hadi sen de gel. Hadi geleyim. Çok kreatif aşkım Milano. Ayşenur'a bağlanalım Nazlı. Tamam. Ayşenur. Selam kızlar. Selam. Milano'dan sevgilerle. Bebeğim Nazlı Milano'ya gidiyor bu kombiniyle. Bir yorum yapabilirsem. Ya senin ceplerindeki pembeleri yerim. Siyah Ye. Beyazla pembenin uyumuna bayılıyorum zaten. Teşekkür ederim. Aşkım sadece şapkanın kalıbını çok sevmedim. Ah maalesef ben ben şapkamı, dedim ona. Şapkamı dolaptan onun uçurmuşlar. Onun dışında şıksın zaten. Teşekkür ederiz. Ederim. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Gülşah'a bağlanalım. Gülşah. Selam kızlar. Selam. Canım biz nasıl? Milano'ya gidiyoruz. Geliyor musun sen de? Aşkım seni çok seviyorum biliyorsun. Nereden sonra her Milano'ya giden de siyah şapka, eldiven, gözlük bana uyu geldi. Uyu geldi. Doğru söylüyorsun. Nasıl ceket? Anladın mı? Teşekkür ederiz. Öptük yarın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bahar. Nazlıcığım. Selam. Milano'ya gidiyoruz. Kombin yorumu. Senin biraz omuzlar yani. Benim gibi doğmuyor herkes arkadaşlar. Yüzücü gibi değil. Yani biraz o ceketler de böyle seni böyle aşağıya doğru yapmış yani. Yani burasın çok uzun görünüyor kafaların falan. Acaba bir saçımı bir şey yapsaydın? Milano'dasın da yani bir şey de diyemiyorum. Gider oraya ya. Teşekkürler. Teşekkürler. Bay bay. Bay bay. Sorun yok, sıkıntı yok. Yarışmadayız. Olur böyle şeyler. Yerim seni. Anneyim ben, olgunum. Alttan sonra ezerim. Anne olunca mi? Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve aşağıya yorumlar bırakmayı unutmayın. Bu arada Nazlı için belki konseptler önerebilirsiniz. Favori parfümlerinizi de yazın. Belki biz de alırız. Evet, favori parfümlerimiz, en sevdiğiniz parfümleriniz, hangi tarz parfümlerden hoşlanıyorsunuz? Hepsini yazın buraya. Beraber yorumlaşalım burada. Okuyalım hep beraber. Orada bu hala çok kötü kokuyor. Değil mi? Çok kötü. Hemen ben duşa gidiyorum. Sana. Görüşürüz. Siz seviyoruz. Bay bay.